Türkiye için en kritik savunma sanayi ürünü hangisi? Hava savunma sistemleri olabilir. Bununla alakalı bir video yapalım. Çok iyi olur. Bu videoda içinde bulunduğumuz coğrafya ve son yıllarda yaşadığımız olaylar nedeniyle Türkiye için hayati bir meseleden bahsedeceğim. Hava savunma sistemleri. Savunma sanayinde çok önemli projelere imza atan Türkiye, hava savunma sistemlerinin de yerleşmesi çalışmalarına devam ediyor. Peki bugünlere nasıl gelindi? İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. 90'larda Körfez Savaşı'nın ardından hava savunma sistemi eksikliğini hisseden Türkiye'ye o dönemde ABD'den gelen Patriot sistemleri konuşlandırılmıştı. Sonrasında alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyacının giderilmesi amacıyla ABD'den ikinci el olarak Hawk sistemleri ve İngiltere'den Rapier sistemleri satın alındı. Hisar hava savunma sistemlerini geliştirmeye başlamadan önce Stinger ortak üretim projesi için kurulan Roketsan bu proje ile ve sonrasında başlattığı diğer projeler ile bilgi birikim ve tecrübesini katladı. Böylece Türkiye'nin alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyacının giderilmesi amacıyla alçak irtifa hava savunma füze sistemi projesi HİSAR-A ve orta irtifa hava savunma füze sistemi projesi HİSAR-O için ilk imza 2011'de atıldı ve Roketsan, ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ortaklığından üretim çalışmaları başladı. Türkiye için en önemli savunma bileşenlerinden olan hava savunma ağı son yıllarda tamamlanan projelerle her geçen gün daha da yerleşiyor ve güçleniyor. Peki bu süreçte hangi projeler hayata geçirildi? Dünyada çok az ülkenin sahip olduğu yeteneklerle donatılan Korkut sistemi, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir hava savunma sistemidir. Bu sistem, 3 silah sistemi aracı ve bir komuta kontrol aracından oluşan takımlar halinde görev yapıyor. Korkut silah sistemi aracı, yine ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm parçacıklı mühimmatı atma kabiliyetine sahip. Bu özellik, hava savunma toplarının görevlerini havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava hedeflerine karşı etkin olarak icra edebilmelerine imkan sağlarken 4 kilometre menzile kadar caydırıcı bir unsur olarak güçlü bir araç. Süreti açıklanmayan füzemiz Sungur hem omuzdan hem de platformdan kullanılabiliyor. 4 kilometre irtifa ve 8 kilometre menzile kadar etkili. Sungur üzerinde yüksek infilaklı ve kısmi delici özellikle harp başlığı yer almakta. Süretine ilişkin bilgi gizli olduğu gerekçesiyle paylaşılmasa da paylaşılan atış görüntüleri üzerinden çeşitli uzmanların yaptığı değerlendirmeler FIM-92 Stinger füzesinden daha hızlı olduğunu göstermekte. Gövdesi hedefe uçuş sırasında 50G kuvvetindeki manevralara dayanabilecek şekilde üretildi. Alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A+, Temmuz 2021 itibariyle tüm unsurları ile Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Sistem zorlu arazi şartlarında hareket etme, hızlı mevzi değiştirme, kısa reaksiyon süresi ve tek başına görev yapabilme kabiliyetiyle ön plana çıkıyor. 15 kilometre menziliyle sabit ve döner kanatlı hava araçlarının, seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının ve havadan karaya atılan füzelerin imhasını gerçekleştirebilmeyi hedefliyor. Otonom HİSAR-A+ zırhlı mekanize ve hareketli birliklerin hava savunma görevlerini icra edecek. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HİSAR-O+ sistemi, dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevlerini icra edecek. HİSAR-O+ sisteminin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma yapısı bulunuyor. Sistem atış kontrol merkezi, füze fırlatma sistemi, orta irtifa hava savunma radarı, elektrooptik sistem gibi unsurlardan oluşmakta olup 25 kilometre menzile sahip. Hisar RF ile birlikte daha önce kızılötesi arayıcı başlıklı füze atma kabiliyetine sahip olan HİSAR-O+, radyo frekans arayıcı başlıklı füze atma yeteneğine de ulaşmış oldu. Türkiye'nin doğrudan ya da örtülü ambargolara maruz kaldığı bir dönemde radyo frekans arayıcı başlıklı versiyonunun özellikle Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tercih edilmesi beklenmekte ve Hisar RF füzesinin 35 ila 40 kilometre aralığında bir menzile sahip olduğu değerlendirilmekte. Hava savunma sisteminin en önemli bileşenlerinden olan SİPER ile Türkiye, hava savunması konusunda önemli bir eşiği aşacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yüksek irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretildi. Hava soluyan hedef, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmat taarruzlarını sınırlamak, geciktirmek veya imha etmek amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığı ile ASELSAN, Roketsan, TÜBİTAK SAGE iş ortaklığında sözleşmesi imzalandı. Elimizdeki imkanlar çerçevesinde Atmaca füzesinde kullandığımız booster'ı Hisar RF füzesine takarak ve çeşitli değişiklikler ile beraber SİPER Blok 0 füzesi Hisar ailesi temelinden oluşmakta olup 75 kilometre menzile sahiptir. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, gelecekte görücüye çıkması planlanan SİPER Blok 1 füzesinin menzilinin ise 100 kilometre olacağını belirtti. Hisar füzeleri halihazırda çift darbe itki sistemiyle terminal safhada enerjisini artırarak hedefine yaklaşıyor. Füzemiz ilk lançerden çıkarken birinci kademe motoru ateşliyor ve füze oradan kazandığı ivme ile beraber yola devam ediyor. Füzenin başlangıç ve ara safa denilen, yani hedefe doğru yönlenen ilk kısımlarda füzenin seyri birinci kademe motoru ile yapılıyor. Terminal safa, yani füzenin hedefini takip edeceği ve vuracağı safhada ise aynı motordan ikinci kez itki sağlanıyor ve füze hedefini vurmaya çalışıyor. Tek kademeli motorlarda ilk atış anında motor çalışır ve motor bir süre sonra durur. Motorun ilk çalışma evresindeki ivme ile yola devam edilir. Hedef vurulana kadar çalışmaya devam eden bir motor yoktur. Çünkü füzenin içinde taşıyabildiği sınırlı yakıt miktarlarından dolayı o kadar uzun süre itki sağlayamazsınız. Dolayısıyla menzil uzadıkça ve hedefe yakınlaştıkça itkiniz azalır ve hedefi vuruş olasılığınız düşer. Hisar füzeleri hedefe yaklaştığında motorunu ikinci kez çalıştırarak hedefinin vuruş olasılığını arttırmakta. Radar, füze fırlatıcısı, atış kontrol merkezi gibi hava savunmanın ayrılmaz birer parçası olan sistemlerin yeni nesil iletişim olanakları ile dağıtık biçimde konuşlandırılabilmesi önemli avantajlar sağlıyor. Aselsan'ın SİPER projesi için tasarladığı röle araçları ile belki birbirinden kilometrelerce aralıklar ile SİPER füze bataryaları konuşlandırılabilecek. Böylece örneğin tüm araçların yakın nizamda konuşlandırıldığında 100 kilometre menzili olan bir füze ile konuşlu alan korunurken, dağıtık mimari sayesinde birbirinden uzak noktalara konuşlanan sistemler ile belki 200-250 kilometrelik bir alanı savunabilme kabiliyetine sahip olunuyor. Benzer kullanım Hisar sisteminde de bulunuyor. Türkiye'nin sahip olduğu geniş coğrafyada elimizdeki imkan, üretim kabiliyeti ve bütçe ile 500 kilometre menzilli bir füze yapmak yerine elimizdeki imkanlar ile haberleşme imkanlarını kullanarak çok daha geniş bir alanı bu dağıtık mimari konseptiyle koruyabileceğimiz gözükmekte. Hisar A+, O+, RF ve SİPER füzelerinde kızılötesi algılayıcı başlık ve aktif radyo frekans arayıcı başlık gibi hedefi bulan başlıklar kullanılıyor. Füze hedefe yaklaştığı zaman illa hedefe çarpmak zorunda değil. Hedefin civarında patlayıp etrafta oluşturduğu şarapnel bulutu ile hedefe zarar verme ve hedef vuruş olasılığını yükseltme imkanı mevcut. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen lazer hedef algılayıcı yaklaşma tapası, Hisar Hava Savunma füze ailesindeki füzelere sunacağı katkılar ile bu füzelerimizin vuruş olasılığını yükseltecek bir etmen olarak dikkat çekiyor. Ayrıca TÜBİTAK SAGE tarafından bu sistemin yerleştirilmiş olması da gelecek açısından güzel bir gelişme oldu. SİPER'in Blok 0 füzesini gördük. İlerleyen süreçte ise SİPER'in orijinal, daha önce kamuoyunda hiç paylaşılmayan ve Hisar füzeleri üzerinden geliştirilmeyen, yani tamamıyla baştan tasarlanan SİPER'in kendi füzesini göreceğiz. İlk aşamada sadece hava soluyan hedeflere karşı kullanılabilecek olan bu füzenin daha da geliştirilip antibalistik füzelere karşı kullanılabilecek olan ya da daha uzun menzilde hava soluyan hedeflere karşı kullanılacak olan versiyonlarını görme şansımız olacak gibi gözükmekte. Türkiye'nin insansız hava aracı üzerinden erken ihbar platformu geliştirme isteği mevcut. Aselsan'ın paylaştığı görsellerde havadan erken ihbar platformu olarak Akıncı ve Hisar Hava Savunma Sistem bataryaları görülmekte. Sistem yapısının bu şekilde grafiklere kadar yansıtılması ve bu şekilde bir sistem kurgusunun sunulması, geleceğe dair bizlere bu anlamda ciddi bir niyet ve istek olduğunu göstermekte. Dolayısıyla Türkiye'nin genel katmanlı hava savunma mimarisinde AESA radar ile teçhiz edilmiş havadan erken ihbar platformu olarak Akıncı'yı görmemiz şaşırtıcı olmaz. Dağıtık mimari ile sahada kaplayabildiği geniş hava sahası, çift darbeli itki sistemiyle artan güvenilirlik ve hedef vuruş olasılığı, lazer hedef algılayıcı yaklaşma tapası gibi gelişmiş özellikleriyle Hisar ve SİPER hava savunma füzeleri, geniş olan hava sahamızı korumak anlamında yüksek vuruş olasılıkları ile elimizi güçlendirirken geleceğe güvenle bakmamıza sebep olacaklar. Ben Kaner Kurt. GZT'nin savunma içeriklerinde konuşacağımız çok konu, işleyeceğimiz çok detay olacak. Takipte kalmanızı tavsiye ediyorum. Türkiye için en kritik savunma sanayi ürünü hangisi? Hava savunma sistemleri olabilir. Bununla alakalı bir video yapalım. Çok iyi olur.